Çarşaflı biriyle evlenmek ister misin? Evlenirim vallahi, niye evlenmeyeyim? Kur'an'ı onlar daha dürüst olur abi onlara göre. Diyorsun. Bana göre çarşaflı öyle sadece gözleri gözüksün yeter abi. Diyorsun. Ben bile görmesem olur yani. Allah Allah. Eyvallah. Görmesen nasıl olacak iş? Ya abi önemli olan dış güzel adayı, üç güzelliktir abi. Ben sadece gözlerine bakayım tamamdır, gerisi boştur. Kaşlar yumuşak olsun. Abi kaşlar biraz benim gibi kalın olsun, martı kaşı olsun, belki abi bir diyorsun. Tur atar boğazda. Nerelisin reis sen? Abi ben Diyarbakır. Aynen. Neresinden? Vallahi abi Sur. Sur. Aynen. Peki hele orada biliyorsun mevzular oldu. Yok abi daha hiç şey yok. Abi cennet cennet. Doğunun Paris'i. Paris'i mi? Aynen gel bir tur at abi, seni misafirine edeyim orada. Peki hele şimdi durum nasıl yani, böyle onarım var mı orada? Tarihi eserlere ne oldu? Vallahi bizim tarihi evimiz var diyor, yıkıldı. Duygulandım abi. Ama her neyse şimdi daha restore yapılıyor abi. Sen 10 numara olacak. Reis? Aynen abi, hem tiyatro hem oyuncu. Birkaç tane sinema filminde yer aldım. Zaten sosyal medyada Kadir Tün 21. Diyorsun. Aynen abi. 21 mi? Aynen 21. 21 dediğim bir şey. Abi 21'i de ne için koydum biliyorsun abi? Baktım olmuyor abi. 01 yaptım olmuyor. 02 yaptım olmuyor. 03 yaptım olmuyor. En sonunda şans eseri 21 yaptım. Vallahi baktım oldu abi. Instagram hesabım. Aynen. Turumu çalmışlar. Aynen çaktırmayın, ses etmeyin. Diyorsun. Altta bırakacağımız dedik ki. Kaçlar 10 numara mı reis? Abi aldırdım, yoksa daha çoktu. Sabahleyin paylaştım abi, dedim 10.000 takmış. 10.000 beğeni gelirse aldıracağım. Sabah kalktım baktım 11.000 beğeni oldu abi. Gittim komple kestim abi. Orangutan mıydı? Bilmiyorum vallahi, ben de bir yankerimi değiştim. Nasıl bunun? Nasıldı önceden? Bir abi, gel sen. Sen görün artık kartta. Sen bir gel. Gel. Sen de mi Diyarbakırlısın? Ben de Diyarbakırlıyım abi. Maşallah. Reis, kaçların 10 numara. Allah razı olsun abi. Bıyıklar da şahane. Böyle yapmak istiyorum sanki abi. Sanki Estergom Kalesi'ni çeviriyorsun reis ya. Bir de bir bile bak abi. Bir bak. Çek babayı. Baktın mı abi? Baktım mı? Nasıl abi? Soruyla benziyorsun yani. Yok yok. Bir tane Justin Bieber vardı abi. Benim genel olarak ona çok benzesiler abi. Ney? Justin Bieber. O kim baba? He Justin. Justin. Bizim Justin var ya, o arka mahalledeki. Gerçek adıyla Şahinka. Allah Allah. Tanıyor musun ikisini de? Tanıyorum abi. Nereden? Justin benim teyze oğlu. Şahin K da zaten amcaoğlu abi. Anlatmama gerek yok yani, mükemmel bir manzara. Biliyorsun. Kesinlikle konuşmuyorum. Sen ne iş burada? Vallahi abi biraz projelerimiz vardı işte. Sen normalde ben... Yok abi ne içeceğim ya. Ben normalde sigara bile içmiyorum abi ya. Biliyorsun. Ben... Reis, kafana takkeden başka bir dalga takmıyorsun bu saatte. Abi bir takayım. Tamam. Çıkar ver abi, takacağım. Ama kafam üşüyor şu an. Tamam abi. İleride yazın alacağım sana. Abi senden. Ses. Abi mikrofonu kapattı, fazla konuşmamam için çok teşekkür ederim abi. Yok yok, kapatmadık reis, sendeyiz. Ben ne bileyim abi, bir an mikrofonu öyle dokundum belki kapat. Sendeyiz reis. Ahsen TV gerçekten mükemmel bir TV. Şimdi Ahsen TV'yi geç. He Ahsen TV'yi geçtik. Sen niye geldin buraya? He. Ondan başla. Valla biraz projelerimiz vardı abi. Ben ne projesi yeten... abi? Abi dizi sinema. Diyorsun. Aynen. Karantina 3 diye bir sinema projemiz var. Onun tamam. Da reklamını yapmış olduk burada. Cepte 1 milyon var mı? Var abi. Var mı? Var. Kaç para var? Vallahi abi kartımda var şu anda. Cepte. Oğlum cepte para kalma. Abi kartlarımı hemen şöyle ulan getireyim. Ulan sinema diyorsun, kıl diyorsun. Cepte 1 milyon yok. Abi göğsümde daha çok fazla kıl var ama cepte para yok. O derece sana söyleyeyim abi. İstanbul'a geldim, dedim belki Akbilim'e para yeter. Buradan dedim İstanbul seni yeneceğim oğlum. Abi yenemedim yemin ederim. 40 milyon Akbil yükledim. Ertesi gün bitti. Ne yaptın? Nasıl yeneyim abi? Gittim bir tur attım, bitti abi. Nereye tur attın? Kandırdılar beni abi. Taksim'e gittin mi? Taksim meydana gittim abi. Ne yaptın baba? Abi gittim orada... Kaç tur attın? Valla 8-9 tur attım abi. Aynen bak. Sonra ne oldu reis? Ah benim bitti abi. Olan oldu, gören olmadı. Arkadaş da seninle aynı derdi paylaşıyor. Abi açmak ister mi? Yani dahası Allah da var. Allah vergisi. Allah versi abi, yapacak bir şey. Ama abi ben sana şimdi bir şey sorayım. Masa seni yakalamış. Diyorlar ki hacca gittiğin zaman üstünden bir kıl dökülse kurban kesmen gerekiyor abi. Şimdi o İram'ın yasakları. Kurban gerektirmiyor. Yani, sadaka. Yani ne bileyim abi, diyorlar kurban kesmen gerekiyor. Ben tüm malım, mülküm, servetimi o zaman alayım, direkt oraya gideyim. Yok yok, kurban yok. Sadaka. Sadaka reis, sadaka. Abi oluyorum, ertesi gün gene çıkıyor. Yemin ederim bak mesela bugün... Ne yedin hani... reis ya? Ne yiyorsun? Vallahi kedi ben yedin, bugün sucuklu yumurta yedik vallahi Sinangül. Kedi mi yedin? Yok abi ben hayvan severim. He. Zaten sayfamda da var. Kanalda ATV Show TV. Vallahi bak göstereyim sana. Sen gösterme. Anlatma. Yok yok, bir göstereyim abi. En azından gösterince daha güzel oluyor. Diyorsun. Gösterişli oluyor abi. Ne yapıyorsun hayvanlara reis? Vallahi kartondan ev yapıyorum abi. Ne diyorsun yani? Üşüyorlar abi vallahi. Harbiden mi? Vallahi belediye sağ olsun bizim kartonlarımıza falan şey yapıyorlar abi, ama şimdi daha yapmıyorlar. Kırıyordular, atıyordular. Ne yapıyorsun hayvanlara örnek? Abi olarak? Kartondan ev yapıyorum. Kendi cebimden mama alıyorum onlara.
En azından abi biliyorum ki hayvanlar da bir can abi. Onlara hediye edeceğini al bir karton, al bir masrafınla gitmiyor yemin ederim. Alıyorsun, gidiyorsun bizim karşıda kartoncular var. Evet. Onları da alıyorum bir kartonun evini yapıyorum abi. Bırakıyorum caddeye. Mamasını falan bırakıyorum. Param olmadığında da gideyim ciğer alayım getireyim bırakayım. O derece hani abi. Param olduğunda ciğer mi alıyorsun? Aynen. Nasıl oluyor? Abi sponsorlarımız var orada. Destek çıkıyorlar yani. Aynen sağ olsunlar abi. Yani bu tür konularda Diyarbakır halkı biraz evet. Diyarbakırlılar güzel insanlar reis. Çok güzel insanlar abi. Yardımseverler. Bu olaylar biraz belimizi yıpratır. Onlar da gittikten sonra da Diyarbakır cennet abi öyle sana söyleyeyim. Güzel diyorsun. Aynen. Maşallah. Sana göstermedim de bak. Göster bakalım baba. Bu sen misin baba? Aynen abi. Yani daha sen çıkmadın da. Bekle şimdi çıkacağım abi. Yerden hayvanlar için evler yapıyor. En büyük sıkıntısı ise hayvan evlerini bozan temizlik görevlileri. Birisi gibi sokak hayvanlarının düşündüğünü gören Kadir Tun harekete geçmiş. Karton, koli bandı ve naylondan sokak hayvanları için barınabilecekleri evler yapıyor. Arkadaş kim? Yanındaki. O da bir arkadaş. Yerleştiriyor. Hayvanların yiyeceklerini de ihmal etmiyor. Kadir'in bu davranışına çarş... Ondan sonra Haluk Levent de sağ olsun abi destek çıkıyor. Mevla Teala sana 10 katını fazlasını verir. Amin abi. Beni İsrail'de bir kadın vardı. Kötü işler yapıyordu. Sadece hayvana su verdiği için Mevla Teala onu affedecek. Aynen abi. İman olduğu için ama. Ama birisi de var. Eziyet ettiği için hayvana cehenneme girecek. Vallahi abi. Onun ne için mutlu... karlısın reis. İnşallah abi. Dünyada da ahirette de karlısın reis. İnşallah abi. Son diyeyim? Bir şey söyle kapatalım. Ahsen TV mükemmel. Diyorsun. Sen biliyorum. Daha güzelsin kardeşim. Eyvallah abi biliyorum. Eyvallah. Teşekkürler. Hadi öpüşelim. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar bari size bir alkış çalayız o kavurda durdu. Teşekkürler abi. Eyvallah. Hadi Allah'a emanet olun. Merhaba efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim, siz? Teşekkür ediyoruz biz de size. Hayvanları besliyorsunuz. Daima. Öncelikle onları hak tanıyorum. Ve kendim, evimde de kedim var, kediciyim. Hayvanlarla ilgiliyim. Peygamberimiz de çok seviyordu kedileri. Mutlaka, biliyorsunuz. Evet. Namaz kılarken kedi eteğinde uyuyor, kesiyor. Değil evet. mi? Ama maalesef çoğunlukla bizim ülkemizde hayvanlara karşı ilgi yok. İçinde hayvan sevgisi olmayan bir insandan hiçbir zaman için iyilik beklemeyin. Demin bir Diyarbakırlı, şimdi bir Trakyalı. Evet abim buyurun. Evli misin? Evliyim. Kaç tane çocuk var? Daha çocuk yok. Ağla nasip etmedi daha. Mevla'dan bekliyorum. 3,5 sene oldu benim evleneli. He, olmadı. Peki hele bir tane daha hanım almak ister misin? Yok. İstemez misin? Yok. Karı döver mi? Vallahi ben hanım eşimi seviyorum. Nasrettin Hoca demiş ki hanımdan korkanlar demiş sağa geçsin, korkmayanlar sola geçsin. Bütün millet sağa geçmiş, bir kişi kalmış. Demiş ki sen hayırdır niye geçmedin? Hanım dedi ki kalabalığa karışma. Ben karışmam kalabalığa fazla. Yani karıdan korkmayan yok reis. Sen demek ki çok tırsıyorsun. Karıda tırsmayan var mı yani? Diyorsun. Vardır yani. Şimdi izleyecek seni. Vallahi ben eşimi seviyorum. Aslında güzel bir aileyiz. Dürüst bir aileyiz. Tamam. Hiçbir zaman haramı evime sokmam. Haram maşallah. Lokması. Şu ana kadar 10 kuruş haram yemedim. 34 tamam. yaşındayım. Hayvanları sevelim. Çünkü bu geçen kedilerin kuyruklarını kesiyorlar. Haber programlarına çıkıyor. Ayaklarını kesiyorlar. Yani Türk halkı olarak vicdanlı olalım. Bu hayvanları hor görmeyelim. Hayvanlara zaten hep bizden muhtaç istiyorlar. Çünkü onların hiçbir dayanan yok ki. Allah'ın yarattığı hayvana zarar vermek olmaz. Bizim imanımızda yok. Müslümanlıkta böyle bir adet görmedik. Her gün sokak hayvanlara çok zarar veriyorlar. Kış aylarında bu hayvanlar aç kalıyor. Benim bahçemde kedi evi yaptık. Onları duyuruyoruz. Evime bir tane muhabbet kuşu girdi. Kış ayında bir sene oldu. O muhabbet kuşunu besliyorum. Hani bu kadar duyarlı olmak istiyoruz. Hani herkesi de duyarlı olmasını davet ediyorum. İnşallah hani hayvanlara değer verelim. Onlar insanlardan daha akıllı bence. Şu Müslüman ülkede bir tane hayvana mama vermiyorlar. Kafalarını Allah-u Teala, Allah-u Teala inşallah senin bu ayrından dolayı cennete soksun. Amin. Ama haram işlerden uzak tutsun anne. Amin. Bak el salla buradan. O çok. Sen bu şimdi bu parayı ne yap biliyor musun sen? Cebine koy. Git hayvanlara yedir. O daha helal.
İlfetçi. Bak dinle sen beni. Allah sana daha çok bereket verecek Allah'ın yani, izniyle inşallah. Akçay'da da çok var benim hayvanım. Ben şimdi burada uyuyamıyorum. Bir an önce gideyim de diyorum. Tamam. Onları sen helallere.